Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Size basit, pratik bir bilgi vereceğim. Civcivler hangi dönemde hangi tür yemlerle beslenir? Civcivler ilk çıktıktan bir ay, 1,5 aylık süre içerisinde şu şekilde etlik piliç yemi veya işte civciv geliştirme yemi olarak da adlandırılan şöyle toz gibi veya tozdan bir miktar daha kalın görünümlü bir yemle beslemek gayet idealdir. Çünkü zaten bu hayvanların ağızları küçük olduğu için iri taneli yemleri tüketemezler. Ve bu yemde son derece besleyici olduğundan dolayı bu tarz kaliteli bir içerikle beslemek en doğrusudur. Civcivler birden gelişim dönemine girerler ve yani olması gerektiği gibi büyürler, hatta belki de olması gerekenden çok daha hızlı büyüyebilirler. Bakın, bunlar artık bizim bir ay, bir haftalık falan olan civcivlerimiz. Şöyle biraz etrafı da gösterelim. Burada yaklaşık 25 civarında falan civcivimiz var. Bunları doğduğu günden beri bu yemle besliyorduk arkadaşlar. Bugün itibariyle yeni bir yeme geçtik. Yemlerini değiştiriyoruz. Artık büyük hayvanlar gibi, bunlar da kocaman oldular canım maşallah. Artık bunları da diğer hayvanları beslediğimiz yemlere geçirdik. Bakın, bu yemin içerisinde de arpa, buğday, mısır kırığı ve yumurta yemi var. İşte bu yeme artık geçebiliriz. Bu hayvanlarımız artık bu tarz yemleri tüketebilecek bir olgunluğa geldi. Çünkü arkadaşlar, bu yem son derece pahalı. Yani her baba yiğidinde harcı değil böyle bir yemi civcivlere uzun süre vermek. Biz de yine fena değil. İşte bir ayı biraz geçkin bir süre içerisinde bunları besledik ve bu hale getirdik. Baksanıza, böyle yeni yemlere de zaten arada bir şöyle bahçeye, bakın oraya büyük hayvanların yemlerinden döküyorduk. Orada da zaten alışkınlar orada yiyorlar, tüketiyorlardı. İşte artık bütün yemlerini büyüklerin yemleriyle değiştirdik. Siz de ilk bir ay mutlaka civciv geliştirme veya etlik piliç yemi verin ve farkını hissedersiniz. Civciviniz çıkmışsa arkadaşlar, hiç erinmeden gidin, değirmenden mi alıyorsunuz, yemciden mi alıyorsunuz, böyle bir etlik piliç yemi veya civciv geliştirme yemi alın. Hemen çuvalını gösterelim. Bakın, bu şekilde bir yem almanız gerekiyor. Şöyle yemimizi de çuvalda gösterelim. Bu şekilde. Çuvalın yarısı bitti. Diğer yarısını da bundan sonra çıkacak olan civcivler için bekleteceğiz. Dediğimiz gibi çuvalı oldukça pahalı bir yem, etlik piliç yemi. Bunlar artık yeni yemlerle inşallah büyümeye devam edecekler. İlk bir ay mutlaka civciv geliştirme yemi veya etlik piliç yemi verin. Ondan sonra taneli büyük hayvanlara verdiğiniz yemlere geçebilirsiniz.